Herkese merhaba, ee, bugün güzel bir e, kitap ve çok kıymetli bir yazar hakkında konuşmak için bir aradayız. Ee, Firuza'nın parasız yatılısının 50. yılı kutlanıyor. İlk çıktığı andan itibaren esasında haklı şekilde eleştirmenlerin de Firuzan olayı diye tanımladığı önemli bir gelişmeydi parasız yatılının yayınlanması. Aslında önceki senelerdeki öykülerin... Tek tek yayınlanması sırasında da Yeni Dergi'de, Papyrus'ta e, ortaya böyle bir yıldırım gibi düşmüştü yazdıkları ve içerikleri. Fakat tabii e, kitap haline geldikten sonra da 50 yıldır hiç okurun ilgisini kaybetmeden ki bizim edebiyatımıza son derece nadir gördüğümüz bir şeydir bu, e, konuşmaya devam ettiler. Bütün konuşulmaya devam etti ve bütün bunların sonunda da bugün e, dediğim gibi mutlu bir olay için bir aradayız. Parasız yatılığı hakkında ve dolayısıyla da Firuza'nın edebiyatı hakkında konuşmaya gayret edeceğiz. Yalçın Armağan'la birlikteyim. Daha önceki konuşmalarımızda ikimiz de birbirimizi anlattığımız için e, bütün o biyografik kısımları boş veriyoruz. E, ben Yalçın'a sözü vereceğim. Bu arada birkaç e, küçük hatırlatma. Biz e, YouTube'dan ee, sohbet kısmını şu anda izleyemiyoruz. Elbette sonrasında çok büyük, büyük merakla bakıyoruz ama şu anda ona erişimimiz yok. Başka bir program üzerinden size ulaşıyoruz. Dolayısıyla sizin kıymetli yorumlarınızı, sorularınızı e, bize YK'deki dostlarımız WhatsApp üzerinden gönderecekler. Dolayısıyla eklemek istedikleriniz, sormak istedikleriniz olursa çok mutlu oluruz bundan da. Konuşmanın sonlarına doğru mutlaka o sorulara ya da yorumlara dönüp. E, sizin fikirlerinizi de almak isteriz. Bununla beraber bir de 50. yılda dolayısıyla e, 5000 adet olarak numaralandırılmış biçimde YK'den çok güzel bir baskısı çıktı parasız yatığının. E, ben de e, kıyamayarak genelde böyle hırpalayarak okuyorum kitapları, altını çizerim, notlar alırım. Buna hiç üzerine yazmaya e, kıyamayarak e, okudum bir kez daha. Bir de yine YKI'den çıkmış olan aslında 2008'de e, TÜYAP'ın onur yazarı seçildiğinde e, Firuzan hazırlanmış. Faruk Şuyu'nun hazırladığı Firuzan diye bir öykü kitabı var. E, çok kendini açık etmek isteyen bir yazarımız değil. Firuzan burada onun hayatıyla ilgili de çalışma biçimleri, etkilendikleriyle de ilgili pek çok bilgiye ulaşmak mümkün. Bunları da hatırlatmak isterim. Yalçın'a da şöyle sorarak başlamak istiyorum. Bu Mehmet Fuat'ın dediği ve sonra pek çok başka eleştirmenin de sahiplendiği Firuzan olayı ne demek tam olarak? Ve Firuzan'ın parasız yatılısının edebiyata dahil olduğu 1970'ler hatta biraz daha öykülerini yazmaya başladığı 60'ların e, ortalarından 70'lerin ortalarına kadar... ...derdeyse 4-5 sene içinde e, 4 tane çok etkileyici kitap yayınlıyor Firuzan... Bütün bu edebiyat ortamını siyasi, tarihi, sosyolojik, hatta ekonomik e, bir sürü şey yıktım üstüne ama biraz ortamı bize anlatırsam ve Firuzan burada nereye denk düşüyor, öyle başlayalım istiyorum. Merhabalar. Öncelikle ee, dediğim gibi artık bugün e, genel bir kullanım haline geldi. Firuzan olayı e, deniyor Firuzan'ın edebiyata girişi için. Ama şunun altını e, çizmek lazım. Ee, bir kitapla başlayan bir süreç değil aslında kitap öncesinde başlayan bir süreç. Ee, Füruzan olayı adı e, Mehmet Fuat'ın bir yazısından kaynaklanıyor. Bu yeni derginin Mayıs 1972 sayısı ama e, aslında öncesinde e, bu ifadeyi kullanan kişi Mehmet Fuat ve henüz kitapları yayınlanmadan önce e, bu ifadeyi kullandığını görüyoruz. E, Füruzan 1956'da e, bir takım e, denemeler, öyküler yazıyor ama birazdan konuşuruz üzerine. O denemelerini fazla biçimci buluyor ve 1967'ye kadar yeni bir şey yayınlamıyor. 67'den itibaren yeniden yazmaya başladığını görüyoruz. Eee ve sonrasında yeni dergide yazıyor. ve asıl aslında bu Firuzan olayını yaratan da yeni dergideki öyküler oluyor. Bunun ardından da işte 1971 yılında Şubat ayında Parasız Yatılı yayınlanıyor. Sonraki yılda Said Faik Ödülü'nü alıyor. E, ve e, gerçekten de büyük olay oluyor e, bu kitap. E, dediğin gibi senin de e, edebi üretim bağlamında da ilk yıllarda peş peşe kitaplarının çıktığını görüyoruz Firuza'nın. 1972'de Kuşatma, 1973'te Benim Sinemalarım ilk üç e, kitap çıkıyor. Ve 1974'te 47'liler e, ilk romanı çıkıyor. E, bu da TDK ödülünü alıyor 1975 yılında. E, bu dönemin üzerine ayrıntılı konuşuruz. Sonrasında neler olduğu çok kısaca geçeyim. Peki şöyle de görünüyor. Ee, Firuza'nın e, edebi kariyerini aslında iki döneme ayırmak lazım. 1975'e kadar olan dönem. Bu ilk dört kitap e, ve sonrası diye 1975'te Almanya gittiğini görüyoruz. Ondan sonrasında üretiminde bir azalma oluyor. Kitaplarının sayısında bir azalma oluyor. E, öykünün dışında başka türde kitaplar yazdığını görüyoruz. 1982'de gecenin öteki yüzüyle e, öyküye dönüyor e, Firuza. Ve e, 1980'li yıllarda aslında Firuza'nı edebiyattan daha çok sinemanın içinde görüyoruz. E, bu altı pek çizilen bir nokta değil. Yalnızca bir edebi e, e, şahsiyet değil. Aynı zamanda aslında sinema açısından da önemli bir şahsiyet. Ve 1981'de Ah Güzel İstanbul e, Ömer Kavur'un çektiği e, senaryoyu birlikte yazıyorlar. 1986 87'de TRT'de dizi olan Gecenin Öteki Yüzü var ve nihayet Firuza'nın e, yönetmenlik e, yaptığı 1990'da Benim Sinemalarımı görüyoruz. E, dediğim gibi bu, bu ikinci dönem daha yoğun biçimde sinemayla ilgilendiği bir dönem. Şimdi e, tekrar Firuze'nin olayına dönersek, e, 1967'den itibaren dediğim gibi yeniden yazıyor. O dönemde nasıl bir edebiyat ortamı vardı diye bakarsak, şunu görüyoruz aslında 1965 sonrasında Türkiye'de edebiyat kurumu yeniden şekilleniyor. E, bu şekillenmede de özellikle iki kişinin e, kitaplarının yeniden yayınlanması çok önemli. 1965'te Nazım Hikmet ve Sebahattin Ali'nin e, kitapları yeniden yayınlanabiliyor. 27 Mayıs sonrasındaki Sosyalist hareketin yükselişe geçmesi nedeniyle artık yasaklı bulunan yazarlar yayınlanabilir hale geliyor. Ve bununla birlikte de Edebiyat Kurumu'nun dönüştüğünü görüyoruz aslında. Ve burada bir takım ikilikler aslında inşa ediliyor. İşte ikinci yeninin karşısına Nazım Hikmet'in mesela konduğunu görüyoruz. E, Sait Faik'in karşısında da Sabahattin Ali'nin konduğunu görüyoruz. Ve burada artık 1965 sonrasında daha keskin biçimde e, Türk Edebiyatı e, iki kanattan ilerliyormuş gibi görünüyor. Daha baskın biçimde e, karşımıza çıkan toplumcu kanat. Bir yandan işte e, estetik özellikli bir biçimde savunan kanat. Şimdi e, bunları anlatıyorum. Firuza'nın e, sonrasındaki 50 yıllık kariyerini anlayabilmek için de çok e, önemli görünüyor bu e, bana. Çünkü e, en baştan itibaren Füruzan e, bir yandan 1965 sonrası e, sosyalist e, hareket Metin işte yükselişine bağlı olarak gelişen toplumcu edebiyatın beklentilerine cevap veriyor. Ama bir yandan da e, o estetik özelliğe bağlı kalarak estetik yanı önceleyen metinler yazıyor. E, bana kalırsa Firuza'nın e, 1967'den itibaren öykülerinin yayınlandıktan sonra e, bu kadar e, sevgiyle karşılanmış olması aynı anda iki şeye cevap vermesinden kaynaklanıyor. Yani 1965 sonrasında temel mesele sınıf mevzusu. Ve Füruzan'ın öykülerinde de temelde belirleyici olan şey sınıf olduğunu görüyoruz. Ama e, birazdan ayrıntılarını da e, konuşuruz. Sınıftan bahseden edebiyat çoğu zaman e, daha keskin bir dil kullanmayı tercih ediyor. Özellikle 70'lerin sonuna doğru iyice slogana kayan bir dil e, olacak. Ama Füruzan hiçbir zaman böyle bir dile kaymıyor. E, o noktada da e, dediğim gibi bir yandan e, sınıf meselesine değen, Dönemin genel eğilimini yakalayan bir e, anlayışı var. Bir yandan da özellikle tekniği bağlamında bakıldığı zaman da estetiği önceleyen bir yanının olduğunu görüyoruz. Şimdi e, bu söylemek istediğim şeyi e, Firuzan'ın parasız yatılımın ilk baskısının arkasına yazdığı sözde çok net biçimde görüyoruz. Hem o dönemdeki e, ayrışmayı hem de Firuzan'ın nasıl bir e, tavır takındığını. Şöyle diyor Firuzan. 1956'larda ilk öykülerini değişik sanat dergilerinde yayınladı. Bunlar için yazar bakış açısı olmayan edebiyat denemeleriydi diyor. Özden yoksundular. Süsleme, biçim kaygıları önde geliyordu. İlk yazdıklarımda. İlk yazdıklarımla arama uzun bir susma dönemi girdi. O yıllarda sınıfımla ilgim pekişti. 1967'de yeniden yazmaya başladım. Burcu aldatmacısı olan... İnsan yalnızdır yinelemesini değiştirmek özlemiyle yazıyorum. Yabancılaşmanın her biçimine karşı çıkmamız, bireysel kurtulma yolu olan bu yalnızlığın aldatıcılığını anlatmakta e, anlatmakla olacaktır. İnsan yalnız değildir. Yeter ki el ele vermesini bilsin. Bu o dönemin aslında özeti gibi ve Firuza'nın e, ilk öykülerindeki, ilk, özellikle üç kitabındaki e, öykülerin özeti gibi görünüyor. E, dediğim gibi böyle bir girişle başlayabiliriz e, ve bu noktada şunun da altını çizmek lazım. Firuzan e, bir edebiyat olayı, Türk edebiyatı açısından e, ve 50 yıldır da olay olmaya devam ediyor. Böyle bir e, örneğe rastlamıyoruz çünkü e, mesela isim vermekten çok imtina etmeyeceğim mesele daha iyi anlaşılsın diye. Aynı dönemde Firuzan'ın yazdığı dönemde öykücülükte e, de popüler olan e, daha toplumcu kanadı temsil eden yazarlar var ama onlar bugün okunmuyorlar. E, işte Bekir Yıldız bugün okunmuyor. Şimdi bizim de işte bu noktada Firuzan edebiyatı söz konusu olduğu zaman sormamız gereken sorulardan birisi e, ne oluyor da Firuzan 50 yıl boyunca okunmaya devam ediyor? Eğer yalnızca güncele bağlı yani 1965 sonrasının o politik ortamına bağlı bir edebiyat üretmiş olsaydı o ortam dağıldığı zaman Türkiye'de 1980'den sonra dağıldı e, bu metinlerin de okunmaması gerekirdi. Öyle e, durumları görüyoruz ama Firuzan okunmaya devam ediyor. Burada da e, bu soru işte 50 yıl boyunca okunmayı sağlayan şey nedir sorusuna cevap aramamız gerekiyor. Bilmiyorum sen ne dersin? Ee, çok doğru. Yani başlattığın yer aslında o arka kapak yazısından e, yola çıkınca tabii arka kapak yazısının içeriği de önemli. E, ve şimdi e, Firuza'nın e, kendi biyografisini okuduğumda yapı kredinin işte baskılarındaki biyografisini bambaşka bir biçimde görüyoruz ve hani senin okuduğun kısımla dinleyenler, izleyenler bunu kıyasladıkları zaman sadece birkaç cümlesini okuyacağım. Nasıl farklı bir e, ses demeyelim ama hayatı okuma biçiminin bir ölçüde değiştiğine tanık oluyoruz zannediyorum. Şöyle başlıyor. Firuzan ilk kitabı parasız yatılı ile 1972 Said Faik hikaye armağını kazanan ilk kadın yazar oldu. Şimdi Burada vurgular başka. Bir kere ilk kitapla birlikte biyografi başlıyor. İkincisi kadın yazar olması. İkincisi e, kitabın bıraktığı etkiyi görüyoruz. Devamında az önce senin sınıf mücadelesinin altını çizildiği burjuva yalnızlığı işte ya da buna karşı çıkışı anlatıldığı hani bir anlamda gelecek eleştirilerini sanki önünü kesecekmiş gibi bir tavırla e, yazılan o arka kapak yazısında şimdi onun yerine geçen de ilk kitaplarında kötü yola düşmüş kadın ve kızların, çöken burjuva ailelerinin, yoksulluk ve yalnızlıkla boğuşan kadın ve çocukların, yeni ortamlarda bunalan ve yurt özlemi çeken göçmenlerin dramlarına sevecenlikle yaklaştı. Şimdi bu bambaşka bir bakış açısı. Ha. Neden okunuyorun cevabı bence bu. Bütün buraya sevecenlikle yaklaşabiliyor olmasında. Yani orada sadece bir kavga, bir ezen ezilen ilişkisi. Bizde tabii toplumcu gerçekçilik, sosyalist gerçekçilik ve bunların aralarındaki farklar çok e, ayırt edilmeden telaffuz ediliyor çoğu kez. Ama ben burada e, Firuzan'a özgü ama sadece Firuzan'a özgü olmayan başka türlü bir duyarlılığın da olduğunu zannediyorum. Az önce Bekir Yıldız'ı söyledin. Buna işte Köy Enstitüsü mezunu pek çok romancıyı da ekleyebiliriz okunma sayılarının azalması bağlamında konuşursak. Hatta oradan sıyrılan işte... E, kısmen Orhan Kemal ama daha çok Yaşar Kemal'i bir kenara bırakırsak o eleğin üstünde bugün de tutulan pek insan görmüyoruz. Buna karşılık o zaman da toplumcu gerçekçiliğin ne diyelim o, o cemaatin içinde olduğu düşünülen öyle yorumlanan kadın yazarlara baktığımızda bunların neredeyse tamamının bugün de okunduğunu sevindiğini görüyoruz ve bu bana ilginç geliyor. Burada bir şey olduğunu hissettiriyor dolayısıyla yani sadece Firuzan değil Leyla Erbil de hala okunan bir yazar Adalet Al da hala okunan bir yazar. Sevgiz Hoysal da okunan bir yazar. Bunları çoğaltabiliriz. Dolayısıyla demek ki kadın olmanın, e, daha doğrusu tersten gidersek, erkekliğin o dışarıdaki kavgaya bağıra bağıra çıkmasının ve her şeye bir cevaplarının olmasının, sürekli bir e, çözüm önerisiyle gelmelerini ve çözümü dayatıyor olmalarının metinlerde bir biçimiyle. O hayattansa daha ev içlerine bakan, daha ince detayları anlatan, işte in kimsenin ince şeyleri düşünmeye vakti yok demesinden yola çıkarsak Gülen Akın'ın, o vakti yaratan ve bunu önemseyen kadın yazarların hikayelerinin romanlarının bugün de okunmaya devam etmesin bence bir böyle de bir açılımı var. Dolayısıyla e, kadın yazarlar da Firuze'nin hani neden hala okunur? Anlaş işte sevilir, takip edilir ya da bize bir şey söylemeye devam etmesini hani ilk açımı diyebileceğim katmanı belki buralarda bulunabilir. Yatıl Parasız yatılıya devam ettikçe pek çok şey de çıkacak bence ortaya. E, tam bu noktada e, şöyle bir şey sorulabilir e, gibi geldi söylediklerinden e, yola çıkarak. E, yani o dönemin genel havasından farklılaştığı başka neler var diye yani kadın e, olarak yazmış olması eyvallah. Onun dışında mesela e, 1965 sonrasındaki öykülere baktığımız zaman özellikle de bu toplumcu işte öykülere baktığımız zaman e, toplum sorunlarını çözmeye dönük bir hedefleri olduğu için çok öfkeli metinlerle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum ben. E, mesela Firuza'nın e, öykücülüğünün en ayırıcı yanlarından birisi e, bana kalırsa öfke içermeyen metinler olması. E, yani sen ne düşünüyorsun onları söylersen sonra ben tekrar devam ben sormuş olayım sana. Yani öfkeli metinler mi sence Firuza'nın parasız yatılıdaki metinleri? Ki bir sınıf meselesine değinen, e, yani hepsi e, bir biçimde değiniyor burada. Yani yoksul insanların anlatıldığı metinler bunlar. Ve biz genelde yoksulluk anlatıldığı zaman bir öfkeli halde karşılaşıyoruz e, bu dönemde. Ama burada var mı bu metinler? Ee, çok haklısın. Yani zaten işte böyle öncesinde biraz seninle sohbet ederken de ikimizin de dönüp durduğu belli kavramlar ya da kelimeler oldu. Onlardan bir tanesi işte bu öfke meselesi. Ee, bir tanesi az önce söyledin zaten yoksulluk meselesi ki bir başlığımızı sen buldun. Ee, orada da yoksulluğun incecik melankolisi başlığında da göreceğimiz yani bir yoksulluk meselesi var. Ha yoksulluk meselesi üzerinden gidersek tabii Firuzan bizim edebiyatımızda yoksulluktan bahseden ilk yazar değil. Hatta yoksulluktan bahsetmeyen yazar bulmak daha güç. Ee, tersinden bakarsak eninde sonunda ki bence kolektif bilinç dışımızda da hepimizde en azından birkaç nesil geriye gidildiğinde herhalde herkesin bir yoksulluk hikayesi bir yerlerden fırlayacaktır. Ee, i̇mparatorluğun çöküşü işte yeni cumhuriyetin kuruluşu vesaire dolayısıyla dediğin doğru e, metinlerin kendisinde yani okuya okura yansıttığı kadarında. Bir öfkeli ses duymuyoruz. Karakterler de öyle değil. Hatta işte bana kalırsa biraz canımızı sıkacak kadar e, kolay alışıyorlar, kabulleniyorlar. Ya da e, ayrıntılara e, bizim hani böyle Firuzan nasıl yazar dersen ben kağıt kesiği gibi olduğunu düşünürüm. E, okurken cümlenin bir yarısında küçücük bir şey elini keser fark etmezsin ne olduğunu bile. Sonra bir bakmışsın her tarafın yara bere içinde. Onlar böyle e, şarıl şarıl akmaz da Okan. Böyle kesiklerin içinde birer kırmızılık halinde. Fakat bir bakarsın bayağı dayak yemişsin. Şimdi o öfke dolayısıyla oradaki karakterlerde ya da metnin anlattığı hikayenin içinde değil ki zaten herhalde olay anlattığı düşüncesinde değiliz Firuza'nın. Anları, fotoğrafları daha çok betimlemekte usta ya da tercihi de bu zaten. Ee, ama bizde bıraktığı bir öfke de var bir tarafıyla. Yani o çocukların öfkesini biz sahipleniyoruz. Ondan bize bir transfer oluyor. Yani bir karşı aktarım gibi. Sanki terapide o anlatıyor, o anlattıkça bize geçiyormuş gibi. Ama dediğin doğru. Benim açımdan da e, diğer saydığın toplumcu gerçekçi yazarlardaki öfkenin bir benzerini görmüyoruz ama başka türlü bizim üzerimizde kalan ya da uyanan diyelim bir öfke ortaya çıkıyor. Kirimiz kabarıyor ya da ne bileyim evet. öyle bir şeyler oluyor. Eyvallah. E, şu ayrımı yapmak lazım e, galiba yani metnin e, içinden çıkan öfkeyle okurun hissettiği öfkeyi ayırmak gerekiyor. Evet. Ki yani Fethi çok kapsamlı bir yazısı var Firuzan hakkında 1973 yılında onun bu öfke bağlamında mesela birbiriyle çelişen iki şey söylediğini e, fark ediyoruz. Tam da bu mevzu bağlamında diyor ki Fethi Naci yani buradaki karakterleri işte mesela benim sinemalarımdaki Nesibe karakterinin o kayıtsızlığını okuduğumuz zaman öfkeleniyoruz diyor. Yani bu e, kendisinin aslında bir okur olarak e, tepkisi. Ama yazının devamında da diyor ki Firuza'nın öykülerinde işte öfke çok da fazla yoktur aslında. Bireysel kalır diyor. Gerçekten de öyle yani. Firuza'nın e, öyküleri öfkeli öyküler değil. E, ama yarattığı duygu e, öfke oluyor insanlarda. Bana kalırsa gücü de zaten buradan geliyormuş gibi e, geliyor. Şimdi bunu yine e, 1900 60'ların 70'lerin genel havasına da bağlama eğilimindeyim. Çünkü e, o dönemde yazarlardan beklenen şey de böyle o öfkeli ve biraz da umutsuz e, hikayeler oluyor. Yani Firuzan buna doğrudan cevap vermiyor ama yarattığı atmosfer sayesinde buna cevap verdiğini düşünüyorum. Bu mesela öfkeli ve umutlu hikaye hissetme meselesi tartışılmış da bir e, mevzu. E, yine Bekir Yıldız'ın başlattığı bir tartışma. Sabahattin Ali ve Said Faik e, karşı karşıya konurken e, Bekir Yıldız orada işte e, Sabahattin Ali toplumcu bir yazar olarak parlatmak istediği için Said Faik'in başarısız bir yazar olduğunu e, iddia ediyor ve e, Sabahattin Ali'nin Ayran Öyküsü üzerinden bunu anlatmaya çalışıyor. Ayran Öyküsü'nü işte hatırlarsak e, annesi ve babası ölmüş e, kardeşlerine bakmak zorunda kalan bir çocuk istasyona gidip ayran satıyor e, bir kış gününde karlı bir e, günde. E, istasyonda işte ayran içen birisi var tam bir para veriyor ona o e, paranın üstünü e, vermesi lazım bozduramıyor bir türlü adam da bu seferlik senden olsun diyor parayı alıyor gidiyor ve sonrasında çocuk eve dönerken e, donarak ölüyor şimdi mesela 1970'lerin gerçekçiliği açısından bu e, son e, umutsuz öfkeli bir son ve çok beğeniliyor Bekir Yıldız diyor ki budur işte yani toplumda bir sürü sorunlar var ve bunları görmemiz gerekiyor diyor bunun karşısında da diyor ki eğer diyor bu öyküyü e, e, Sayit Faik yazmış olsaydı o çocuk e, donarak ölmezdi. Oradaki istasyondaki görevli çağırırdı odasına sobanın başında ısıtırdı e, gönderirdi çocuk da ölmezdi böylece diyor. Bu yanlış bir şeydir bu böyle bir iyimserlik yoktur diyor. Şimdi beklenti bu e, o noktada işte Firuzan çok aykırı da kalıyor. Bana kalırsa e, Firuzan'ın öyküleri ne Sabahattin Ali'nin kadar e, onun öyküleri kadar dramatik ne de e, Sayit Faik kadar iyimser gibi geliyor bana. Ee, çok doğrudan o dönemde istenen, beklenen öfkeye cevap vermeyen, e, onun yerine senin dediği gibi anları anlatmaya çalışan, bu noktada kaçınılmaz olarak estetiği de daha önceleyen, tekniği daha fazla düşünmek zorunda kalan bir öykücü gibi e, geliyor bana. Ya yani Başarısı da bu ve e, eğer dediğim gibi yalnızca öfkeden ibaret metinler yazmış olsaydı o dönemdeki diğer toplumcu yazarlar gibi olur ve bugün 50. yılını kutlamıyor olurduk e, parasız yatılımın. Ama Sırf bundan ibaret olmadığı için e, biz okumaya devam ediyoruz. Ve bana kalırsa bu noktada mesela öfkeden e, başka sormamız gereken şeylerden birisi e, umutlu öyküler mi acaba? Yani o dönemde yine tartışılan şeylerden birisi bu mesela. Ne dersin? Yani tabii öyküleri tek tek kafamdan geçiriyorum. Umutlu e, sonlar yok. En mutlu sona yaklaştığımız an Parasız yatılı galiba, parasız yatılı adlı öykü yani parasız yatılının içindeki parasız yatılı adlı öykü. Onun sonunda işte e, sınava girmeye için okulun bahçesinde bırakıyoruz e, küçük kızı. Ve hani onun inancıyla sınavı kazanacağına dair bir şey var. Ama bugün sen hatırlattın e, onu bana. E, sınavı kazansa bile imzalaması gereken bir senet var annenin ona bir biçimde bypass edebileceğini düşünüyor ama pek öyle olmayacak muhtemelen. Diyelim ki oldu ve parasız yatılı olarak okumaya başladı. Ee, nasıl bir hayat bekliyor o kızı diye düşünmeye devam ettiğimiz zaman ne olacak karşımıza? Yani en iyi ihtimalle öğretmen olduğunda nasıl bir hayat olacak? Mutlu bir hayat olacak mı? Ki zaten içimize ezen taraflar galiba öykülerde onlar. Yani kızın e, parasız yatılı adlı öyküde geçen hayallerini anneyle beraber kurdukları hayalleri düşündüğün zaman da aslında onlar hayal değil böyle parlama anları gibi biraz kibrit çakısı hikayesi gibi yani kibrit yandığı müddetçe şey, kurulabilecek uzunlukta hayaller kurulabiliyor ancak daha ötesi yok. İşte bakkaldan bisküvi almak arada bir unutmadıysa ana sonlu galite yapması annenin. Belki misafirlere gösterecek kadar küçücük bir halısının olması gibi şeyler. Bu 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 kadar bu ölçüde detaylar dolayısıyla eee Sınıfsal bir değişimin söz konusu olacağı izlenimini edinemiyoruz. Ki bu en umutlu hikayesi. Yani kitapta yer alan. Diğerlerine baktığımızda daha da karanlık şeyler. İşte Herhalde haraç bunların en sert biteni. Ee, biraz artık 50 yıl geçtikten sonra spoiler vermekten korkmamak lazım diye düşünüyorum. Ee, orada artık bütün o yoksulluğu örtmek için üstüne onlarca kat paçavrayı alarak... İlk defa belki rahatça uyumaya çalışan bir kadının hikayesi var ve onun ölümüyle sonlanıyor. Ki ölüsüne bile birazcık hürmetsizlik edilerek bitiyor hatta hikaye diyebiliriz. Dolayısıyla umutlu hikayeler mi dersen pek öyle değil. Ama sen ne düşünüyorsun? Merak ediyorum. Ee, yani Ben de genel olarak yalnızca parasız yatılı değil sonraki e, iki kitabı da baktığımız zaman hikayelerin umutsuz bittiğini görüyoruz ki e, yani bu o dönem açısından dediğim gibi al, al, alımlanmasında daha etkili olmuştur diye e, düşünüyorum. E, ama parasız yatılı öyküsü ilginç. Yani benim kendi kişisel okuma deneyimim açısından da ilginç. E, ben çünkü uzun yıllar e, parasız yatılı öyküsünün Firuza'nın tek e, umutlu öyküsü olduğunu düşündüm. Çünkü e, başka öykülerde de yer yer geçiyor ama bu kadar yaklaştığı bir şey yok. E, yani eğitim yoluyla yoksulluktan kurtulup daha olağan bir yaşam sürme imkanının belirdiği bir e, öykü. Ki hemen şunu da söyleyeyim yani e, parasız yatılı adı da bu anlamda önemli çünkü Türkiye e, toplumu açısından eğitim yoluyla sınıf atlamak çok önemli bir mevzu ve onu da çok başarıyla da işte yakaladığını da görüyoruz e, Fürüzan'ın e, Mete Tuncay bir söyleşisinde dile getirmişti. Türkiye'de sınıflar arası geçişe çok fazla imkan verilmiyor. E, tek asansör Eğitim aslında. O yüzden de herkes o asansörü kullanmaya çalışıyor diyordu. Firuza'nın öyküsünde de bunu görüyoruz. Yalnızca bu öyküsünde değil dediğim gibi başka öykülerinde var ama burada en yaklaştığı yer. Ama işte bu konuşma sırasında yeniden çalışırken metinler üzerine fark ettiğim şey oraya yine umutsuz bir şey iliştiriyor Furzan. Yani bir senet imzalanması gerekiyor. Bu senet imzalandığı zaman ancak gidebiliyorsun parasız yatılı okula. Ama e, varlık göstermen gerekiyor, varlığımız yok bizim diyor. Ve annenin mesela bu e, gerçekle şöyle baş ettiğini görüyoruz. İşte kadın diyor, bunu o bilgiyi ona veren kadın e, yalan söylüyordur. Onun oğlu diyor, başarılı değil, gidemeyecek. O yüzden bizi de e, işte e, e, gitmememizi sağlamak için söylüyor, kıskandığı için söylüyor diyor. Ama hakikatte öyle bir senet var, parasız yatılılık için ve e, işte az da olsa bu e, kazansa da sınavı karakter kızımız. Gerçekten gidecek mi, gitmeyecek mi meselesi ortaya çıkıyor. Yani nihai noktada daha e, bütün öykülere sızmış bir umutsuzluğun olduğunu düşünüyorum. ki Ben e, burada şey ekleyebilir miyim? E, böyle dedik, umutsuz dedik ama biz e, biliyorsun sen de işte Şehir Üniversitesi'nde yıllarca e, parasız yatılı öyküsünü okuttuk. Aynı e, haftalarda okuttuğumuz bir, bir kitap da hatta öykü diyelim aslında ona da roman diye geçiyor ama Yılanı Öldürseler Yaşar Kemal'i. Aslında orada bir yönüyle de bu iki metni incelerken e, yılan öldürseler köyde geçiyor ve orada da işte e, kocası ölmüş bir kadın var. Erkek orada oğlu var. O, onunla yaşadığı hayat var ya da tutunma mücadelesi. Burada da yine babası ölmüş yakınlarda ölmüş bir anne ve kızın e, hayatı tutunma çabaları var. Her şeye rağmen e, hani umutlu bir şey arayacaksak ki kent bence Firuza'nın edebiyatında çok önemli bir şey. Ee, şehir dokusu, şehirde olan bitenler şehrin kalabalığı e, geziyor yani şehrin kendi gezmese bile karakter şehrin kalabalığı metne sızıyor diyelim ya da bir başka de işte. Ee, her şeye rağmen anne hasta bakıcı bile olsa. yani çok kötü koşullarda bir işte olsa e, bir yerde çalışma imkanı bulabiliyor. Her şeye rağmen çocuk o kız çocuğu okula gidebiliyor. Her şeye rağmen, işte o erkeklerin ya da ailenin kolektif yaşamın baskısından sıyrılmak için silik de olsa hani Mete Tunçay'ın dediği o asansöre sonuncu kişi metrobüse zincirli kuyudan binmeye çalışan kişi gibi sığışmaya çalışıyor, iti, itişmeye çalışıyorlar. Belki umut buralarda bulunabilir. Yani e, belki bir başka konuşacağımız şey de bu olur. Ne yok peki var olanları söyledik ne yok Firuza'nın hikayelerinde dediğimizde çok büyük oranda babalar yok dolayısıyla anne ve genellikle kızlarının baş başa kaldıkları bir dünya var ve bununla giriştikleri mücadele var. Bunun kırsalda e, gerçekleşmesi muhtemelen çok daha zor olurdu. O yüzden şehirde olmanın, e, dolayısıyla okumanın ya da ona, onun yakınlarında bir yerde olmanın, şehrin imkansızlıklar da doğuran o imkanlara ucundan dahil olmanın bir avantajı var. Belki umut arayacaksak illa buradan kendimize bir pay çıkartabilir miyiz diye düşündüm şimdi sen konuşurken. Tam bu noktada ben de e, şunu ekleyeyim. Yani e, mesela babanın yokluğunun, yoksulluğa yol açması öykülerin büyük bir çoğunluğunda var. Ama bunun olmadığı öyküler de karşımıza çıkıyor. İşte benim sinemalarım sonraki e, kitapta. Orada baba ayakta ama e, yoksul oldukları için yine benzer bir sonuçla karşılaşıyoruz. Bu noktada senin babanın yokluğunu işaret etmiş olman anlamlı. E, ben şunu düşünüyorum. Firuza'nın öykülerinde yaz çok belirgin gibi geliyor bana. Yani biz buraya işte e, konuşmanın başlığına Ecaihan'ın dizelerinden Esin'le e, yoksulluğun incecik melankolisi dedik. İşte ile yaz arasındaki farka baktığımız zaman e, melankoli nedensiz, nesnesiz biçimde bir hüzünlenme, e, yaz tutma halidir. Nesnesi olduğu zaman bunun e, gerçek yaz e, ortaya çıkar. Ve e, Firuza'nın öykülerinde yani baba yokluğundan daha öteye e, bana kalırsa yaşanmamış bir çocukluğa e, duyulan e, bütün öykülerinde karakterlere baktığımız zaman bu kadar bizi işte dramatik hale e, getirmesi de genelde çocuklara anlatılıyor e, ve bu çocuklar yoksul oldukları için çocukluklarını yaşayamadan büyümek zorunda kalmış çocuklar, özellikle de kız çocukları e, özel cinsel e, yönden e, büyümek zorunda bırakılmış çocuklar. Ve burada da yani melankolik bir havadan daha çok bir yasın olduğunu düşünüyorum e, ben e, ki yani bunu da kendisinin bir öyküsünden işte benim sinemalarımda e, Seyit öyküsünde geçen bir e, ifade Erkenden erkenden büyümek zorunda kalan çocuklar e, zamanından önce e, büyümüş yorgun kızlar diye bir ifadesi var ve aslında bütün e, öykülerdeki ortak yan parasız yatılıdaki e, ya da diğer öykülerde çocukların e, işte geçtiklerinde e, hep çocuk kalmak zorunda. E, işte, çocukluğunu yaşayamamış e, kişiler olduğunu görüyoruz. Bunun daha e, somutlandığı durumlar senin dediğin gibi babanın yokluğu. Yani yasa neden olan şeylerden birisi babanın yokluğu. Ama baba olsa da yine devam eden bir e, çocuk olamama, çocukluğunu yaşayamama hali ve buna e, işaret eden yasın olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum hmm. katılıyorum. Yani doğru tabii ee, yani babasızlık hem tırnak içinde söylüyorum e, edebiyat için imkanlar yaratıyor ama tabii yüzleşmesi de çok güç bir şey. Ee, yani elbette Firuza'nın hayatında otobiyografik göndermeleri de var e, bu konuyu sık sık ele alıyor olmasının. İşte bu az önce dediğim Firuza'n diye bir öyküde kısmen de olsa değiniliyor buna. Ee, dolayısıyla Firuza'nın çocukluğunda o yoksullukla tanışmak zorunda kalmış olmanın verdiği bir hatırlayış ve o sürekli oraya geri dönme, orayla yüzleşme demesek bile hatırlama o anların yükselmesini görüyoruz ki kendi hayat hikayesinden anlattığı pek çok e, an fotoğraf dönüşerek değişerek, estetize olarak, edebileşerek öykülerde de yeniden karşımıza çıkıyor. E, demek ki bundan yararlanıyor ve e, babayı kaybetmek, hele ki bizim toplumumuzda tabii Meşakkatli bir şey, zor bir şey. Özellikle de hani sığınılabilecek geniş bir aile yoksa daha da zorlaşıyor. Anne ile kızın baş başa kaldığı bir toplum var, yüzleşmek zorunda olduğu zaten hani yoksulluğu bir kenara koyuyorum. Bir toplumsal baskı ya da gözlerin ona çevrilmesi de söz konusu. Bunun işte e, cinsellik bunun bir parçası insanların yani bakışını değiştiren e, kadın başına hayatta kalmanın güçlüğü, iş vermeleri, vermemeleri, işte parasız yatılı bunun herhalde en somutlaşmış örneklerinden biri. Firuzan kitabında, e, biyografisinde hep parasız yatılı üzerinden konuşulmasından birazcık da rahatsız olduğunu söylüyor ama çok da yapacak bir şey yok. Dönüp dolaşıp oraya değiyoruz. Bir başyapıt, bir klasik olduğu için kaçınılmaz evet. olarak e, konuşacağız ki bu Pek çok edebiyatçının başına gelen bir şey o hikayeyi biliyorsundur. Ee, i̇şte Ahmet Mayıp Dranas Edip Cansever'le karşılaştığı zaman e, bütün antolojilerde Edip Cansever'in masa şiiri olduğu için Dranas masa şiirinizi çok seviyorum diyor. Edip Cansever de ben o şi şiirden bıktım üstad deyince ben de Fahriye abladan bıktım ama yapacak bir şey yok diyor. Bir özdeşleşme hali var ve yani e, Firuzan açısından da o da antolojilerde hep aynı öyküsünün yer almasından rahatsız olduğunu söylüyor. Ama bu kadar güçlü bir yapıt söz konusuyken de o antolojileri bu metin olmadan hazırlamak çok mümkün değil ne yazık ki. Evet yani ayrıca da çok iyi bir öykü. Yani yapacak bir şey hakikaten yok. Ee, tabii ki haraç harika bir öykü bana kalırsa. Yani kendi başına baş başyapıt ayrı basılsa e, bambaşka bir hayatı da olabilirdi belki öykünün. O kuvvette bir öykü. Ee, bu arada Erkan e, ayrı basıldı aslında sen e, görmedin galiba onu. Ha tamam tamam. Notos ıı, ayrı bir baskı olarak bunu yapmıştı. Ee, ki üç öyküsü galiba sonradan ayrı biçimde basıldı. Ee, haraç ve gül mevsimidir. İkisi de ayrı basıldı. Birisi işte e, haraç parasız yatılı da e, diğeri gül mevsimidir. Kuşatma da yer alıyor. Sonda yer alıyor. Ve bunlar e, hep birbirini tamamlayan e, hikayeler olarak da değerlendirildi. Yani burada konuşuruz işte ayrıntılarının üzerine. haraçta. E, konak hayatında besleme olarak katılmak zorunda kalan bir kadının e, yaşlılık, e, ölüm anı anlatılıyor. Gül mevsimidir de ise bunun tam tersi e, o konağın sahibi olan kadının e, hikayesi anlatılıyor. Bölmüş oldum, kusura bakma. Ee, yok, çok sana. iyi yaptın. Ee, bu çocuk e, meselesi, yaz meselesi önemli. Sadece yaz da değil galiba, yani... E, yani 0-4 yaş zaten bütün benliğimizin e, işte, psikanalitik e, bakış açısına göre oluştuğu, kimliğimizin şekillendiği ve pek çok karakter özelliğimizin aslında e, yoğrulduğu zamanlar. Dolayısıyla e, oradan miras aldığımız hepimizin ortak bir şeyi var. E, yükü var omuzlarımızda. Şimdi elbette ki çocuklar hiç üzülmesin isteriz üzerine titrenir ama birkaç kuşak geriye doğru gidildiğinde bu, yas olmasa bile çocuklukta karşılaşılan yoksulluk anları, üzücü anlar çok uzak değil. Yani bu öykülerin bence bu kadar hepimizi yaralıyor olmasının bir sebebi de kendi çocukluğumuz değilse bile anne babamızın çocukluğunun işte hikayelerini bildiğimizden, dedelerimizin, babaannelerimizin, anneannelerimizin hikayelerini bildiğimizden ve onların yaşadıkları travmalara e, genetik olarak bize aktarılmış olmasından da kaynaklanıyor. Sen çok güzel örnekler verdin. İşte parasız yatının bir noktasında anne kızının sınava ve parasız yatılı devlet okuluna kabul edilmesi için ikna etmeye çalışırken söyledikleri var. Ee, ve bunlar kızının e, koşullarını övmek için, ikna etmek için öne sürdüğü şeyler. Mesela diyor ki e, benim kızım yıllardır yalnız uyanır sabahları derim. Hiç şımardığı olmamıştır kimseye. Bir gün bile çıtırtısı duyulmamıştır derim. Sanki o çocuk olmamıştır derim. Şimdi bu aslında bu, bu, cümleyi duyduktan sonra ister kendi çocukluğunu hatırla, istiyorsan annenin babanın hikayelerini dinle, istiyorsan tanık olduğun sokaktaki birini hatırla, fark etmez. O kolektif bilinç dışı uyanıyor ve göğsüne bir yumruk oturmaya başlıyor ve kalbini birisi sıkıştırmaya başlıyor. Bu, bundan kaçamıyorsun. Yani Firuza'nın gücü burada. Yani canımızı yakmaya uğraşıyor demiyorum ama canımızın yanması kaçınılmaz hale geliyor. Burada biraz da yoksullukla beraber sana pası atacağım. Ee, yıllar önce bir yazı yazmıştım. İşte e, zenginlik bir ömür sürer, yoksulluk kaç para diye. Ee, <laughs> orada Firuza'nın öyküsüne de, parasız yatılığa da değiniyordum. Yani kendimce öne sürdüğüm iddia gibi bir şey, bir psikanetik kavram olarak önermiyorum elbette ama sadece şu kadarcık işte Laka'nın dediği ana evre, oral evre vesaire gibi bir de her çocuğun hayatında bir para evresi vardır. Yani paranın ne olduğunu keşfetmek bunun bir basamağı. Bir basamağı da kendi anne babasının ya da ailesinin zengin ya da fakir olduğunu keşfedilmesi. Hiçbir şeyin olmadığı bir ailede yaşayıp giderken, büyürken o ailenin zengin mi yoksul mu olduğunu fark edecek bir ölçütün yok. Dengeleyici bir mekanizman yok. Genellikle çocuklar sokağa çıkmaya başladığı andan itibaren bununla karşılaşır. İşte bakkaldaki Bisküvi gördüğü zaman, dondurmayı gördüğü zaman ya da arkadaşının kıyafetiyle tanık olduğu ya da bisikletini ilk kez e, rengine hayran olduğunda fark ettiği bir şey bu. E, Firuza'nın hikayelerindeki çocuklar e, yoksul olduklarını öğreniyorlar. Çok erkenden öğreniyorlar ve çok yoksulluğu, acı biçimiyle e, tecrübe etmeye başlıyorlar erken yaşlarına itibaren. Orada içimizdeki bütün... Kalmış olan vicdan, insanlık harekete geçip onu kurtarmak istiyor bir yönüyle ve e, bütün yaşadığımız hayata isyan ettirme noktasına getiriyor bizi. Tabii bunu işte incecik bir biçimde yaptığı için etkili ve çok son derece estetik bir hal alıyor. Sen bir şey ekleyecektin? Ee, ya sürün söz konusu olduğu zaman e, eleştirel çalışmalarda dikkatimi çeken şey, biz de konuşurken kaçınılmaz olarak oraya gidiyoruz kendi duygularımızı ifade etmeye başlıyoruz. Ee, yani bir okur olarak bizde yarattığı etki. Demin e, konuşurken de bu işte öfke meselesinin üzerine e, konuştuk. Öfke aslında metnin içinde olmayan ama e, okurda yarattığı duygu oluyor. Ve eleştirel okumalarda da kaçınılmaz olarak bu karşımıza çıkıyor. Biz de demin dediğim gibi yapıyoruz ve ya bu kıymetsiz de bir şey değil işin doğrusu yani bu okuma e, deneyimi bağlamında dile getirildiği zaman ama e, şunu da tespit etmek gerekiyor ya bu mevzular herkes tarafından zaten anlatılıyor yani demek ki anlatılan konu değil e, burada e, bu etkiyi yaratan duygusal etki yaratan şey teknik düzeyde ne yapıyor da acaba bunu yapıyor meselesi daha önemli hale e, geliyor e, bana kalırsa ve e, yani çok az da olsa konuş. Ona e, da mutlaka değinmek lazım. Ben e, Firuza'nın teknik üzerine de düşünen bir yazar olduğunu e, düşünüyorum. Yani bu e, çok bariz. Ve e, şöyle de bir şey fark ettim. Onu da paylaşayım. E, bu konuşmaya yine hazırlanırken e, Firuza'nın metinlerini değiştirmiyor. E, ki işte Gül Mevsimidir ayrı yayınlandığı zaman can yayınlarında Erdal Öze yaptığı bir söyleşi var. Orada diyor ki yani e, basit e, yazım hataları olmadığı sürece değiştirmiyorum e, öykülerimi diyor. E, gerçekten de metni değiştirmiyor ama sunuşu değiştirdiğini görüyoruz. E, yani ilk baskılarda olmayan sonrasında e, yaptığı bir takım değişiklikler var. E, tekniği e, önemsediği için yalnızca o duyguları e, yaratmaktan ibaret bir mevzu yok. Dili kullanma bağlamında, yapıyı kurma bağlamında da e, düşünceleri olan bir yazar. Mesela basit bir takım değişiklikler. E, kitabın parasız yatılımının birinci baskısında bölümler yok. Şu anda elimizdeki mevcut baskıda üç bölüme e, ayrılmış e, durumda. E, ilk üç öykü, sonraki öyküler ve en sonunda da haraçın olduğunu görüyoruz. Bu e, öncesinde iki bölüme ayırıyor adam baskısında. En son yapı kredi baskısında da üçe ayrıldığını görüyoruz. Bir de asıl e, bence işte bütün bu etkiyi yaratmasında o e, teknik bağlamda bakıldığı zaman eee Parantez biçiminde verilen pek çok şeyi sonraki baskılarda, şu anda elimizdeki mevcut baskıda cümle e, cümle verdiğini e, görüyoruz. Ve bunun mesela tekneye dair çok önemli bir ipucu veriyor. Haraç öyküsü üzerinden bir örnek vereyim. Haraç öyküsünde biz yaşlı bir kadının zihnini görüyoruz. Bunlar e, blok biçiminde ilerlediği zaman başka bir şey ifade eder, cümle cümle kesik kesik olduğu zaman başka bir şey ifade eder. Ya mesela başka bir e, örnek olarak e, Bilge Karas'ın uzun sürmüş bir günün akşamında. İkinci bölümde aynen e, haraç öyküsündeki gibi yaşlı birinin zihni temsil ediliyordur ve cümleler kesilir ortada. Burada da e, Frizan mesela zaman içinde bunu düşünerek teknik düzeyde parçalı biçimde vermenin daha iyi olduğunu düşünmüş olmalı ki e, bu biçimde okuyoruz artık öyküyü. E, parasız Yatılı Öyküsünün kendisinde mesela e, kızın ördeklerden bahsetmesini istediği bir yer var ki e, yine öykü tekniği açısından da çok başarılı. Kadın hasta bakıcı olduğu için e, idrar yapılan ördekten bahsediyor. Çocuk olduğu için tam senin anlattığın gibi işte çocuk mevzusuna gönderme yaptığı için çocuk bunu anlamıyor. İşte e, ba, ba, bana diyor e, sana yemek getireceğim dediği zaman bana o ördeklerden bahset diyor. Annesi sustu yazıyor mesela yalnızca burada. Şimdi annesi sustu cümlesinin tek başına olmasıyla bir paragrafın ilk cümlesi olmasının arasında ciddi bir fark var ve e, yani bunların hepsinin de hesaplandığı için. Ee, iyi bir öyküyle, yapıyla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Ee, ama e, teknik düzeyde şu ana kadar çok e, ayrıntılı bir çalışma yapılmadı. Genelde e, içerik düzeyinde e, analizler yapılıyor. Biz de e, şimdiye kadar bunları yapmış olduk. Yani yine e, sana sözü vermeden teknik düzeyde mesela bana çok ilginç gelen bir şey haraç öyküsünde e, meselenin üzerine düşündüğünü ve genelde insanların hiç dikkat etmediği bir noktayı ortaya çıkarması bağlamında işte dediğin gibi haraç öyküsünde ölmek üzere olan yaşını tam olarak bilmediğimiz 70'li yaşlarına gelmiş bir e, kadın var ve kadın e, çok e, parçalı biçimde çocukluğunu hatırlıyor. E, çocukluğundan e, işte genç bir kadının onun annesi olduğunu e, bir odada ona sarıldığını hatırlıyor ve sürekli annesini hatırlarken bu yaşlı halimle gitsem o genç kadın beni kabul eder mi diyor. Bu çok ilginç bir şey ve e, çok incelikli de bir şey. E, çünkü Belleğin zamanı, e, hatırlama zamanındadır. Yani aradan 70 yıl geçmiş, o 70 yıl e, değerlendirerek hatırlamıyor. O ilk anda gördüğü andakini hatırlamaya devam ediyor. Ki yani bunu sinemadan bir örnek verirsem Firuza'nın yaptığının ne kadar önemli bir şey olduğu e, daha net ortaya çıkar. Angelopoulos'un Sonsuzluk ve Bir Gün filminde e, Bruno Ganz'ın oynadığı işte karakter ana karakter e, 30 yıl öncesine gider ve 30 yıl öncesinde herkes 30 yıl önceki halinde olmasına rağmen bizim karakterimiz 30 yıl sonraki haliyle oradadır. E burada işte artık belleğin zamanını temsil etmeyi başarır Bruno Ganz. E Firuza'nın da Haraç'ta o hatırlama sahnelerinde bunu yaptığını görüyoruz. Ve bu e, Türkiye'de işte e, öykü tekniği bağlamında e, çok başarılı geliyor bana. Bilmiyorum sen ne dersin? E, yani doğru senin söylediğin bana şunu hatırlattı araç söz konusu olunca söylediğin e, bu kendi hayatını ya da yaşamını yaşını hesaplarken aslında başkalarının ona onun hayatına yaptığı müdahaleler üzerinden güzel kuramadım cümlemi ama yani kendi hayatındaki kırılmalar kendi iradesiyle gerçekleştirmiş olduğu eylemlerin bir sonucunda değil... ...başkalarının onun hayatına müdahil olup... ...onun hayatını biçimlendirmesi üzerinden. Öykünün başından itibaren birkaç kere tekrarlanan bir şey var. 7 ya da 10 yaşında getirilmişim bu konu O zaman 6 ya da 60 ya da 63 yaşında olmam lazım. Saymasını bilirim ama anlamıyorum bu sayılardan, yıllardan. Ben 1300'lü e, takvime aşinayım diyor. Şimdi... E, Sonra yıllarını geçmişini hatırlarken geçtiği merhalelere bakıyoruz. İşte birinci merhale konağa bırakılması. Orada 7 ya da 10 yaşında olduğunu ona söyledikleri için 7 ya da 10 yaşında olduğunu düşünüyorlar. Sonraki kırılması işte e, evin içinde üst kata taşınması diyelim ki. Orada ona bir yer açılması diğer hizmetçi e, bir arabacıyla kaçtıktan sonra. Sonraki kırılması e, evin işte beynin ona tecavüz etmek üzere e, odaya girmesi. Onun hayatındaki bir başka dönüşüm kırılma anı. Sonraki konağın satılması, evde 3 yıl boyunca yalnız başına yaşaması. Yılları böyle hatırlıyor demek istediğim. Bunun bir örneğini ben çok eskiden yazılmış olan Halit Siyah'ın Ferhunde Kahfası'nda olduğunu düşünüyorum. Onu hatırlıyorum. Şimdi sen Anglopulos'tan bahsedince orada da benzer bir şey var. Orada da Ferhunde Kalfa kendi hayatının ya da yaşının hesabına, muhasebesine giriştiğinde... İşte küçük bey evlendiğinde şu yaşta oldum demiştim. İşte ondan sonra küçük hanımın evlendiğinden sonra 3 yıl çocuğu olmamıştı. Sonra şimdi onun torununa kız bakmaya gittiğimize göre bir 20 sene de öyle geçmiş. Dolayısıyla kendi hayatının sahibi olamamış. Yani e, kendi başına gerçekleştirdiği tek eylem hayatının sondaki ölmek e, serveti. servet. Yani bütün hayatı ölmek üzere yaşanmış kendi iradesini tırnak içinde kullanıyorum ama kendi başına gerçekleştirebildiği ve izin almadan yaptığı ilk şey hayatının son anında gerçekleşen ölümü. Onun öncesi ve sonrasındaki her şey yani doğduğu andan itibaren ona sorulmadan gerçekleştirilmiş. Ailesi bırakıyor, konakta bırakılıyor, eziyet görüyorlar, tecavüze uğruyor, biriyle evlendiriyorlar, çocuğu onu bırakıp gidiyor. Yani her şey aklımıza gelecek. Bütün e, kişiliği, karakteri inşa etmek için ona tanınmış hiçbir fırsat yok. Burada da e, bitimin de öykünün son derece sert bir biçimde oluyor. Ve bana hissettirdiği bu. Yani kendi başına gerçekleştirdiği ilk şey ölmek. Onun öncesinde bir dahli yok kendi hayatına gibi. Ferhunde Fer Kalfa'yı anman iyi oldu. Ee, yani e, haraç öyküsüyle Ferhunde Kalfa arasında bir işte e, bağlantı kurulabilir. Ayrıca e, burada haraç öyküsünde gördüğümüz şey Öncesinde de karşımıza çıkan e, konak hayatından apartman hayatına doğru geçiş. E, bu mesela böyle anlatıldığı zaman bir modernleşme alegorisine de dönüşür çoğu zaman. Tarihsel de bir şeydir. Ama mesela e, haraç öyküsü böyle bir modernleşme alegorisine dönüşmüyor. E, gibi geliyor bana. Ki yani bu ayrıca şey de Ferhunde Kalfa, niye dönüşmüyor onu da söyleyeceğim. Ferhunde Kalfa bağlamında şunu da ekleyeyim. Yani Ferhunde Kalfa öyküsü ee, her ne kadar Ferunda Kalfa'nın bakış açısını sahipleniyormuş gibi görünse de, onunla bir biçimde dalga da geçen, daha Burjuva birisi tarafından yazıldığı belli olan bir metin gibi gelir bana. Halit Ziya'nın. Yani e, bu kız da bir türlü anlamıyor bu mevzuyu gibi e, anlattığı yerler de var. Ama mesela Haraç Öyküsü'nde dediğim gibi işte bir modernleşme alegorisi biçiminde çıkmıyor. Ayrıca Servet karakteri, e, besleme olarak konağa gelen karakter ...hiçbir zamanda olumsuzlanmıyor. Onun bakış açısı... E, ...daha belirgin hale getiriliyor. E, ki yani o diğer modernleşme... ...alegorilerinde değişen sınıf... ...aslında anlatılırken... ...burada hiç söz edilmeyen sınıfın... ...temsil edilir hale geldiğini de e, görüyoruz. Ki yani sonrasını işte... ...Gül mevsimidir yazarak Füruzan... E, ...tamamlıyor haraç öyküsünü. Öteki cepheden işte nasıl... ...görülüyordu diye. Ama galiba burada şahsi kanaatimi söyleyeceğim. Yani gül mevsimidir mi, haraç karşılaştırdığım zaman haraç çok daha etkileyici bir e, hikaye e, gibi görünüyor. Öteki hikayede yani burjuvaların hayatı e, buradaki kadar ilgi çekici görünmüyor e, mesela. E, bu galiba bir bireyleşme hikayesi olarak da yani bireyleşememe hikayesi olarak da okuyabiliriz herhalde. Çünkü Ferhunde de benzer bir şey var. Yani kendi bireyliğini gerçekleştirmesine izin verilmediği için birey ol, olamayan e, kadın karakterlerin hikayesi de aynı zamanda. Genelde tabii daha küçük çocuklar üzerinden gördüğümüz için onların hayatı nasıl e, akıyor bilmiyoruz parasız yatıldaki öykülerde. Sadece hissediyoruz aşağı yukarı neler yaşayabileceğini ya da o yoksulluğun o kadar kolay sıyrılınabilecek bir şey olmadığına dair bir endişemiz oluşuyor. E, devamını hayal ettiğimizde haraçta devamını görüyoruz ki hakikaten de olmuyor yani. Oradaki kesinti. Bu modernleşme alegorisi dediğin için söylüyorum. Evet yani Yakup Kadri'deki kiralık konak gibi konağın yıkılıp yerine binanın e, apartman dairesinin gelmesi gibi bir şey söz konusu değil. Dizdar Hanım da zaten e, devre son derece iyi ayak uyduran bir karakter olduğu için e, konağın devri gittiği için apartmana taşınıyor. Yani kendisine daha iyi bir ikbal olacağını e, anladığı için eşini de değiştiriyor. Evi de değiştiriyor yani kısacası. Yani e, ben orada Servet isimli söyle yani araç konusunda şunu da e, eklemek istiyorum demin dedim ya yani temsil edilmeyen sınıf açısından yazılmış bir öykü bu böyle olduğu için de e, aslında üst sınıfın günahlarının üst sınıf tarafından anlatıldığı zaman gizlendiğini ortaya dökülmediğini ama burada onun da ortaya döküldüğünü görüyoruz demin sen söyledin yani Servet e, bu eve besleme olarak geliyor ve evin beyi tarafından e, tecavüze uğruyor ee, bu mesela bundan önceki diyelim işte konaktan apartmana geçişte eğer üst sınıftan e, gelen biri tarafından anlatılıyorsa bu tür günahlara genelde yer verilmiyor. Ya da verilse bile e, daha yani andayın mesela aylaklarda da benzer bir şey var besleme karakter üzerinden komik bir olay olarak veriliyor. Ama burada çok dramatik bir olayla karşı karşıyayız ve bunun temsil edilmesi de önemseniyor. O sınıfsal bilincin e, çok devrede olduğunu görüyoruz bana kalırsa. Ve bu kullandığı bir e, konu yani bu sefer İstanbul'da değil ama daha Taşra'da, güneyde geçen hikayede nehirde de benzer bir şey görüyoruz. Evet. Aynı aynı yine bir kız çocuğunun tecavüze uğraması meselesi evin beslemesi olarak e, sunulan kızın tecavüze uğrama meselesi orada da yine karşımıza çıkıyor. O da bir e, saptama olarak dursun. Bu arada sana yönelteceğim bir soru var. E, Reyhan Yıldırım sormuş. Biraz sen açmak istersin belki bunu. Hem Firuza'nın e, 50. yılında neden okunduğunu bir kere daha belki detaylandırırsın. Hem de e, Reyhan Yıldırım sormuş ki 50. yılında okunmayan toplumcu öykücülerle kimleri kastet? Bekir Yıldız'ı söylemiştin ama belki sadece öykücüler olarak da anlamamıza gerek yok. E, edebiyatçılar, romancılar diyelim istersen. Öyle bir açıklama yap. Ee, yani Bekir Yıldız e, buradaki en dramatik değişimi yaşayan yazar. Onu bir kere daha anmakta fayda var. Yani bugünün okuru eğer edebiyat tarihini bilmiyorsa o dönemi tam olarak anlayamayacaktır. Yani e, Firuzan Firuzan olayı olarak işte girdi edebiyata. Bekir Yıldız'ın da toplumcu kanat açısından o yıllarda benzer bir etkisinin olduğunu görüyoruz. Mesela o yıllarda Türk Dili Dergisi'nin e, Türk Öykücülüğü özel sayısı yapıldığı zaman kimin e, hangi öykücüleri beğeniyorsunuz diye en çok verilen isim Bekir Yıldız. E, e, benzer biçimde onun kendi kitaplarının arkasına yazdığı e, notlarda da e, ...ulaştığı triajları veriyor. Mesela bu kitap yarım milyon satmıştır diyor. 1970'lerin dünyasında yarım milyon. Biraz abartıyor da olabilir. E, ama e, yine de e, okunan bir yazar olduğunu biliyoruz. E, onun dışında Ömer Polat diye bugün mesela hiç okunmayan bir e, öykücü... E, ...toplumcu e, kanattan söz edilebilir. E, romancılar söz konusu olduğu zaman mesele daha da e, belirgin e, hale geliyor. İşte sen de çalıştın Erkan, e, köy biliyorsun... Ee, yani bu Fakir Baykurt'un 1972'deki e, işte alımlanmasıyla bugünkü alımlanmasının arasında ciddi bir fark var ki yani çok uzatmak istemiyorum konuyu ama e, işte Fakir Baykurt'un anılarına bakılırsa o kendisi de e, kitaplarına gösterilen ilgilerin azaldığını söylüyor e, 1980'den sonra o noktada edebiyat kurumundaki bir dönüşüm mevzusu bu ki e, bana kalırsa. Mesela, e, bunu yazdım da öncesinde zaten Yaşar Kemal'e baktığımız zaman da benzer bir şey görürüz. Firuzan'a daha yakındır Yaşar Kemal. 1960'lardaki eleştirilerde Yaşar Kemal toplum sorunlarına çözüm önerebilen birisi olarak öne çıkartılır. İnce Mehmet niye bu kadar okunuyordur? Çünkü işte haksız bir düzen var. Bu haksız düzene itiraz edildiği için okunuyordur. Ama mesela 1980'den sonraki Yaşar Kemal eleştirilerinde bu vurgunun daha geriye çekildiğini ve onun dünya yazarı olarak öne çıkartıldığını görürüz. O sayede de Yaşar Kemal e, iki tane kartı olduğu için e, okunmaya devam ediyor. Firuza'nın da işte e, iki tane kartının olduğunu düşünüyorum. Bir yandan sınıf meselesini anlatıyor ama öteki e, işte anlatanlardan ayrıldığı yer bunu estetiğin içinde kalarak e, estetiği önceleyerek e, yaptığı için de diğer kartıyla da okunmaya devam ediyor bana kalırsa. Yoksa evet. senin de dediğin gibi herkes yoksulluğu anlatıyor. Yani Firuza'nın e, olayı ee, o yoksulluğu anlatmış olması değil de bunu e, etkili biçimde, e, estetik e, biçimde anlatmış olmasından kaynaklanıyor. Ee, çok doğru. Buna bir ek olarak yine tekrarla düşüyorum belki ama e, çocukların, özellikle kız çocuklarının gözünden anlatılıyor olmasının da bu hikayeleri bugün e, hala çok güçlü kıldığı noktalardan bir tanesi olduğunu Düşünüyorum. Yani bunu işte de yapar. Orada da hep işte onun Glass ailesi vardır ya. Onun etrafında döndürür. Ee, burada da adlarını bazılarını bilmiyoruz ama Firuza'nın da çocukları var ve onların gözünden anlatılıyor. Yani e, bazı detaylarını unutmak imkansızdır Firuza'nın. E, i̇şte bir tanesini söyledik parasız yatılıda. En son e, bahçede beklenirken işte parasız yatılı sınavına girecekler. Ee, ...hep erken gelirler... ...hiç gecikmezler... ...değişi... ...bir başkası... E, ...mesela Edirne'nin köprülerinde... ...babanın elinin o kadar artık... ...çalışmaktan yara bere içindedir ki... E, ...bayramlarda bir tanecik... ...güzel kıyafeti vardır... ...ve o kıyafetin yakasına iliştirdiği bir tane... ...artık her şey satılıp savılmış ...sadece annenin çeyizinde getirdiği... ...bir tane küçük ipek mendil var ve onu katlayamıyor elinde çünkü elleri artık nasırdan ya da yara bereden e, diken diken olmuş ipliklerini söküyor oradaki mendilin dolayısıyla kız çocukları işte katlayıp amcasının babasının ve ceketinin cebine sıkıştırıyor mendil. Bunun gibi onlarca an vardır ve bunlar zihinden silinmez. Bunu başkaları da yapabilir ama bunu bağıra bağıra yaptığın anda o bağırtı öfke yok dedin ya en başta oradan yola çıktın. Bunu öfkeli bir biçimde sen de para var, sen zenginsin, sen burjuvasın, ben yoksulum diye bağırmaya başladığı anda kitap elimizden yavaş yavaş uzaklaşır. Buradaki maharet, ki biçimsel yetkinliği ki belki sen ona da e, daha çok dikkat ettin bize kitaptaki ilk öykülerle sonraki öyküler arasındaki farkı da e, biraz yorumlarsın e, ne ifade ettiğine dair. Ee, ama temayı ele alış biçiminin estetize edilmesi ya da bunların gösterilme biçimlerine ne oldu? İşte yaz geldiğindeki öyküdeki o iki küçük çocuğun e, bir kedinin ölümüne, kedi yavrusunun ölümüne yaklaşım biçimlerindeki maharet ya da sıra dışılık aslında o öyküleri çarpıcı kılıyor bir yönüyle de. Yine geldik dolaştık senin biraz sitem ettiğin bana da... E, Temaları yorumlamaya başlıyorsun. Biraz benim için kaçılmaz o yakın okumaya uzaklaşamıyorum ama e, çok güçlü olduğu taraf da burası Firuza'nın. Ya bu e, meseleyi özetlemek için şu e, yani Firuza'nın e, e, tekniğindeki güçlü yanı Umberto Eco'nun söylediği bir şey var. E, diyor ki Flaubert çok başarılı bir yazardır. Çünkü şu tür cümleler kurar. İşte e, Madame Bovary'de Madame Bovary içeri girdiği zaman şömineye doğru yöneldi. Bu cümle diyor içinde başka e, cümleleri de içerir. Bu da dışarının soğuk olduğunu. Ama hiçbir yerde dışarının soğuk olduğunu söylemez. Şömineye doğru yöneldiğini söylemiş olması yeterli olur diyor. Sen Güzel. dedin ya bazı şeyleri bağıra bağıra söylediğin zaman olmuyor diye. Biraz da edebiyat böyle bir dolayım. E, biz de mesela burada işte öfkeyi doğrudan görmüyoruz. Hissi e, bizi daha çok e, etkiliyormuş gibi e, görünüyor. ...ki bu noktada... İşte ...gerçekçilerin herhalde okunmama sebebini... E, ...demin sen açıkladın ama... E, ...yani ben işte... ...köy romanları üzerine çalıştım... ...öykülerde de benzer bir şeyler vardı... ...çok yoğun okumalarını yapmadım ama... ...romanlarda gördüğüm şey ve bugün daha az... ...okunmalarına sebebiyet veren şey... ...temelde işte kısmen Orhan Kemal... ...kısmen... ...daha fazla Yaşar Kemal'i bir kenara bırakırsak... ...işte o bağırma... ...yani... E, o kadar görev edinmiş bir biçimde yazarlar. Kendi de çok haklı ve erdemli gerekçelerle yapıyorlar bunu elbette. Yani şey gibi de bir e, yerma olarak söylemiyorum. Ama e, o günün mücadelesi içinde kendilerine bir pay biçiyorlar, bir sorumluluk alıyorlar. Ve o sorumluluğu dile getirmek için de yazarken bundan güç alıyorlar. E, fakat o rol o kadar benimsenmiş durumda ki e, senin anladığından emin olmak için e, bütün aletleri kullanıyorlar. Yani üstüne ne varsa boca etmeye çalışıyorlar. Gör, gör diye ve anla diye ve kendi istedikleri biçimde anla diye. Bugünün okuru için üç noktalı bırakılması gereken pek çok şey e, onlarca sayfa boyunca açıklanır halde oluyor ve tabii bunun estetik çekiciliği çok hızlı e, aşınıyor. Yani e, güncelde bir an böyle bir parlıyor ama ve çok büyük tirajlar da alıyor belki fakat sonrasında koşullar azıcık değiştiğinde artık sonrasının ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geliyor. Yani okumama sebebi hepimiz birden karar aldık ve bu yazarları daha zayıf bulmaya başladığımızdan değil ihtiyaç duyduklarımıza artık cevap verememeye başlamalarından yeterince. Tamam bu noktada bir şey söyleyeceğim yani sürenin sonuna geldik ama bu e, önemli görünüyor e, bana. Yani metnin alımlanması zamana göre değişen bir şey. Ee, ve mesela Firuza'nın öyküleri bağlamında özellikle parasız yatılıda e, pek çok yerde alıntılanan bir ifade var. Fethi Naci'nin bir değerlendirmesi. İşte Nazım Hikmet'in bir şiirinden e, alıntıyla. Karanlık bir e, yağmur gibi canını sıkarsa yaşamak Edirne'nin köprülerini oku diyor. Şimdi e, yine kendi okuma deneyimim açısından söyleyeceğim. Mesela Edirne'nin köprüleri beni çok çarpan bir öykü değil. Ee, niye ee, çok çarpılmış diye baktığımız zaman da şunu görüyoruz. Temel meselesi göçmenlik aslında. Yani e, şehre sonradan gelen ve köklerinden koptuğu için mutsuz olan insanlar. Şimdi e, Türkiye Edebiyatı'na da genel olarak baktığımız zaman mesela 1950 ile 80 arasında gurbet sözcüğünün ne kadar e, geçtiği 80'den sonra nasıl geçtiğine bakarsak e, müthiş bir değişimin olduğunu görürüz. Yani 1960'ların dünyasında göçmenlik daha fazla ilgi çeken bir konu. Ama bugünün mesela kentli okuru açısından bu kadar vurucu olmayacaktır. E bu noktada da işte bu kitapta bazı öyküler zaman içinde mesela daha öne çıkacak, daha geriye çıkacak. 50 yıl dayanan kitaplarda böyle bir özellikle görüyoruz. E birden fazla şey eğer işaret edebiliyorsa zaman içinde ötekiler öne çıkıp bazıları geriye e, çıkabiliyor. Ama yalnızca tek bir şeye güncel olanı işaret ediyorsa orada kalıyor ne yazık ki. Çok doğru. Daha pek çok şey var. Eee ama evet zamanımızı da doldurduk. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Yok benim söyleyeceklerim genel olarak bu. E, 50. yılı kutlu olsun diyelim. Tamam ben de nice 50. yıllara diyeyim parasız yatalı ki o eleğin üstünde kalmayı sürdürecek bence Firuza'nın yazdıkları. O yüzden hem kendisine sağlıklar esenlikler dileyelim hem de sizlere de dileyelim elbette. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Bir başka konuşmada yeniden bir araya geliriz elbette. Ee, o zamana kadar hoşçakalın.